Hep birlikte bu memleket için birlikte amin der. Bingöl kardeşlik dokusunu güçlendirmiştir. İşte Sayın Başbakanımızın önderliğinde başlattığımız çözüm süreciyle de Bingöl'de yaşanan o kardeşliği Türkiye'nin geneline yaymak için çalışıp çabalıyoruz. Bizim muhalefetin anlayamadığı bir şey var. Hep söylüyorum, bu CHP zihniyeti milletin vicdanında yargılanıp müebbet muhalefete mahkum olmuştur diye. İşte bu müebbet muhalefet mahkumlarının anlayamadığı bir şey var. Dünyada kardeşlikle bölünen hiçbir ülke yoktur. Ülkeler kalleşlikle bölünür, ona da AK Parti son veriyor Allah'ın izniyle. Biz bu ülkede 20 yıl evvel insanların Kürdüm diye demeye korktuğu bir dönemde yaşarken bugün devletin televizyonu günde 24 saat Kürtçe yayın yapabiliyor. Hatırlarsınız, eski efsanevi başbakanlarımızdan, cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Rahmetli Turgut Özal bir mülakatında benim annem Kürttü demişti. Bir başka mülakatında benim teyzem Türkçe dahi bilmezdi demişti. Ama bu ülkede cumhurbaşkanları bile Kürdüm demeye korkuyordu. Dolaylı söylüyorlardı. Bugün aynı ülkede isteyen kendini istediği mahkemede istediği dilde savunabiliyor mu? İsteyen mahkum kendisini ziyaret eden anasıyla ana dilinde konuşabiliyor mu? Devletin televizyonu günde 24 saat yayın yapabiliyor mu? Üniversitelerde farklı etnik dillerde, kültürlerde araştırma yapan enstitülerimiz var mı? Çok değerli kardeşlerim, sadece Kürt kardeşlerimiz için değil, bu ülkede herkes için daha fazla özgürlük dedik. Ermeni vatandaşlarımız da 112 yıl aradan sonra Akdamar'a gidebilmeye başladılar. Ortodoks vatandaşlarımız 88 yıl aradan sonra Sümela'da ayin yapabilmeye başladılar. Roman vatandaşlarımız için TOKİ konut yapmaya başladı. Değerli kardeşlerim, üniversite kapısında kendini kıyafet bekçisi zanneden devlet anlayışı tedavülden kalktı. Lise öğrencileri arasına fitne sokan devlet anlayışı kat sayıyla birlikte son buldu. Artık bu ülkede herkesin etnik kökeni ne olursa olsun, dini inancı ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, herkesin kendini bu ülkenin eşit vatandaşı hissedebilmesinin önünü açtık. Ama yaptıklarımıza yetinemeyiz. Daha da fazlasını yapmak lazım. Çünkü bu millet her şeyin en iyisine layık. Bu ülke her şeyin en güzeline layık. Onun için biz nasıl dünyanın 27. en büyük ekonomisinden alıp 16. en büyük ekonomisi haline getirdiysek, Allah'ın izniyle inşallah 2023 yılında Türkiye'miz dünyanın en güçlü 10 ekonomisten biri olacak. İnşallah ecdadın bu güzel şehri bize emanet edişinin 600. yıl dönümünde 2053 yılında İstanbul dünyanın en önde gelen şehri olacak. 2071'de ecdadın Malazgirt'ten Anadolu'ya gelişinin 1000. yılında Türkiye çok farklı bir noktada olacak. Diyeceksiniz ki, ya bundan 10 yıl önce 10 saat ötesini göremeyen bir Türkiye vardı. Şimdi çıkmış bu bakan bize 100 yıl sonrasının hedeflerini anlatıyor. Neye güveniyor? Size güveniyoruz arkadaşlar. İnanın bana, size güveniyoruz. Değerli kardeşlerim, bu millet geçmişte Menderes'i astırdı, neler çekti unutmadı. Özal'ı zehirletti, neler çekti unutmadı. Onun için Kazlıçeşme'de, Sincan'da Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz diye milyonlar bir araya geldi, gönüller bir araya geldi. İşte biz Türkiye'ye sizlere güvendiğimiz için sahip çıkıyoruz. Sizlerle birlikte 100 yıl sonrasının planlarını yapıyoruz. Çünkü buradaki bu yavrularımız var ya, çocuklarımız var ya, onların gideceği başka bir Türkiye yok. Hep beraber bu ülkeye sahip çıkacağız. Bu ülkenin başına çorap örmek isteyenlere de izin vermeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, Ramazan'ınızı kutluyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi, tefrika girmedikçe bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyorum. Allah yüreklerinizi hep böyle toplu vurdursun. Ben başka bir programa yetişmek için birazdan aranızdan ayrılacağım. Ama bir Bingöllü olarak, Bingöl'ün İstanbul'da milletvekili seçilmiş, kabinede görev yapan bir bakanı olarak, bu akşam sizlerin yanına gelmeden eve gitseydim,
İnanın bana uyku uyuyamazdım. Beni aranıza geç de olsa kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık ama sizi böyle bırakmıyoruz. Bingöl'ler sizin için bu gecenin anısına güzel bir plaket hazırladılar. Saygıdeğer bakanımın plaketini takdim etmek üzere Sayın Yahya Tekin'i davet ediyorum. Köyü Derneği olarak Sayın Bakanımıza aramıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Konuşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bingöllü olarak Bingöllülere sahip çıktığı için gerçekten bu konuda özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Duyuyoruz, gidip de boş dönen yok Bingöl'den Sayın Bakanımıza. Çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.